Arkadaşlar merhaba. Çokgenler konusunu geçen hafta işlemiştik. Çokgenlerin temel özellikleri, formüller, açı bulma soruları, bolca soru çözmüştük. Çok güzel bir ders anlatımı olmuştu benim adıma. Öncelikle bugün bakacağımız şeyin özel olarak dörtgenler olduğunu, dörtgenlerin alanları olduğunu belirtmek isterim. Ki bu dörtgenler zaten paralel kenardır, eşkenar dörtgendir, karedir, dik dörtgendir. Geçen hafta hepsinin özelliklerini anlatmıştım. O özellikler bizim için olmazsa olmaz. Zaten onları bilmemiz gerektiğini ben artık hatırlatmıyorum. Şimdi bugün özel olarak dörtgenlerin alanını nasıl bulurum buna bakacağım. Şimdi birinci dörtgenim dik dörtgen. Dik dörtgen. Şimdi şöyle diyelim. Dikdörtgen geçen haftadan da bildiğimiz gibi ardışık kenarları birbirine dik olan karşılıklı kenarları da birbirine paralel olan bir şekilde. Ben şu kenarları A ve B dersem alan A, B, C, D. Alan ABCD. Nasıl bulunurdu? Uzun ve kısa kenarın çarpımı ile bulunurdu. A çarpı B birim kare. Bizim neyimizi verir? Bizim bu dikdörtgenimizin alanını verir. İkincisi kare. Arkadaşlar aslında kare dikdörtgenden çok ayrıymış gibi davranmanın bir anlamı yok. Çünkü kare de bir dikdörtgendir. Özelliği nedir? Bütün kenarları birbirine eşit olan bir dikdörtgendir. Yoksa dikdörtgenden farklı bir şey yok. Biz şunu biliriz. Hepimiz de artık alışkanlık olmuş. İşte bir kenarı A ise o zaman alanı nedir? Alanı bir kenarının ikinci kuvvetidir. A karedir. İyi de niye böyledir? Hiç bunu düşündük mü? Bakın. Diyorum ya dikdörtgenden farklı bir mantığı yok. Bütün kenarları A değil mi? Ardışık iki kenarın çarpımı alanı verir. A çarpı A veya A çarpı A, A çarpı A. Ardışık iki dik kenarın çarpımı A çarpı A olacağı için üslü sayılardan iki tane yan yana aynı sayının çarpması A kareyi vereceği için ben buradan alanın bir kenarın karesi olduğu gerçeğine ulaşırım. Aslında işin özü budur. Ama sizlere geçen hafta anlatmış olduğum kare, dikdörtgen, paralel kenar ve eşkenar dörtgen özelliklerinin iyi bilinmesi gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Köşegen özellikleri nasıl çakışırlar? Ortada diklik oluşur mu? Açıortay oluşur mu? Gibi detayları unutmadan tekrarlarımızı yapalım. Şimdi paralel kenar. Bakın. Bir tane paralel kenar çiziyorum. Şimdi ben bu paralel kenarı çizdim. Ne diyelim bu dörtgene yine? A, B, C, D dörtgeni diyelim. Arkadaşlar, siz paralel kenarın alanını bulmak istiyorsanız eğer, paralel kenarın herhangi bir kenarı çarpı o kenara ait yükseklik. Hesabı yapmak zorundasın. Tamam mı? Kenar çarpı o kenara ait yükseklik. Şimdi örnek veriyorum. Şuradan bir yükseklik indirdim. Bu yüksekliğe ne diyelim? H1 diyelim. Şuradan da bir yükseklik gönderelim. Şuna ne diyelim? H2 diyelim. Arkadaşlar bu ABCD alanını tamam alan ABCD nasıl hesaplarsın? Ya DC kenarı çarpı
ona ait yükseklik H1 ya da BC kenarı çarpı ona ait yükseklik, o da H2. Tabi DC ile AB birbirinin aynısı, BC ile AD birbirinin aynısı. Yani bu değişikliği yapıp da oraya yazabilirsiniz. Bunun bir sakıncası yoktur. Tamam mı arkadaşlar? O zaman paralel kenarın alanı için ne diyorum? Kenar çarpı o kenara ait yükseklik. Bakın aklımız üçgene gitmesin. Çünkü artık bir tekerleme olmuş. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Hep aklımız o bölü 2'ye gidiyor. Bölü 2 burada yok. Tamam mı? Taban çarpı yükseklik. Bu benim paralel kenarım. Gelelim eşkenar dörtgene. Bakın arkadaşlar, eşkenar dörtgenin de özel bir paralel kenar olduğunu unutmayalım. Biz bunu çokgenleri anlatırken dörtgenlere giriş yaptığımızda zaten söylemiştik. Şimdi bu da bir paralel kenarsa aynı zamanda paralel kenar için geçerli olan şeyler aslında burada da geçerlidir. Taban çarpı yükseklik, taban çarpı yükseklik olayı. Ama burada şöyle bir olay var. Burada eşkenar dörtgende tabi aslında eşkenar dörtgenin çizimi biraz daha farklı yayvan yapılır. Yani şimdi ben tamamen paralel kenara benzer çizdiğim için çok bir fark göremiyoruz ama aslında eşkenar dörtgen biraz daha yayvandır. Deltoide benzer bir şekildir. Şöyle diyeyim. Siz burada da yine bir kenar, o kenara ait yüksekliğin çarpımı diyebilirsiniz bakın. DC kenarı çarpı H yüksekliği. Bak bu sana yine alanı verir. Burada problem yok. Ama eşkenar dörtgende asıl alan bağıntımız şu. Bunların adı neydi hatırlayalım? Köşegen değil mi? Bakın. AC köşegen. BD köşegen. Şimdi alan ABCD nedir? Köşegenler çarpımı, yani AC çarpı BD bölü 2. Bakın paralel kenar için geçerli olan kuralı yine kullanırsın. Ama asıl kullanacağımız köşegenler çarpımı bölü 2 olacak. Bakın burada bazı şeyler çok büyük önem kazanıyor arkadaşlar. Nedir? Geçen hafta anlatmış olduğumuz şu köşegenlerin birbirine göre durumları. Tamam mı? İşte çizdiğin eş parçalar oluşturdu şu bu, yani o konu anlatım videosuna, geçen hafta yayınlanmış olan o videoya muhakkak ki bir göz atın derim. Şimdi ekstradan bakacağımız bir tane daha dörtgenimiz var. O da yamuk. Arkadaşlar yamuk da bir dörtgendir. Anlatmıştık zaten. Sadece iki kenarı birbirine paraleldi. Paralel kenarda dört kenarda da ikişer ikişer paralellik vardı. Bakın. ABCD yamuğumu çizdim. Şimdi yüksekliğimi oluşturuyorum. Bakın yüksekliğimi çizdim. Şöyle çizelim. Kesikli çizmeyeyim. Buraya da haşlayayım. Şimdi ben alan ABCD'yi bulmak istiyorsam, yamuğun alanını bulmak istiyorsam şunu yapacağım. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yüksekliğimiz. Yükseklik süs değil tabii. İlla ki kullanılacak. Bu benim neyimdir? Yamuğumdur. Bir de dik yamuk var arkadaşlar. Aslında mantık değişmiyor. Mantık yine aynı. Orada bir detay var. Çoğu zaman hani görünce kafa karışıklığı yaşayabiliyorsunuz. Ben onun da uyarısını yapmak istedim. İşim garanti olsun. Şimdi bir dik yamuk çizdim. Bakın, bunun alanı yine alan ABCD diyeyim. Bunun alanı yine alt taban DC artı üst taban bölü 2 çarpı yine yükseklik diyeceğiz ama zaten bu bir dik yamuk olduğu için bakın
Şu AD uzunluğu bizim aynı zamanda yüksekliğimizdir. Tamam mı? Çarpı yüksekliğe ben AD diyebiliyorum. Bunlar arkadaşlar bizim dörtgenlerimizin alanları ile alakalı formüllerimizdir. Tamam mı? Dörtgenlerin alanında kullanılacak yöntemler, formüller, yaklaşımlar bunlar olacaktır. Soru çözelim. Şimdi BC uzunluğunu soruyor bakın. Ben BC uzunluğuna x istiyorum. Ben bu paralel kenarın alanını nasıl bulabilirim? Ya AB uzunluğu çarpı ona ait yükseklik yani 9 yazan arkadaş. Şimdi aynı alanı ya da BC uzunluğu çarpı ona ait gelen şu 15 santimetrelik uzunlukla bulabilirim. Şimdi x'i bulabilmek için iki tarafı 15'e bölelim. 5'e böldüm 4. 5'e böldüm 3. 9'u 3'e böldüm 3. 4 kere 3'ten x'i ne buldum bakın. X'i 12 buldum. Zaten soru x'i istiyor muydu? Evet. Cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Tamam. Ha şu kenar çarpı yükseklik. Ha bu kenar çarpı yükseklik. İkisinin de aynı alanı vermesi gerektiğini unutmayalım. Paralel kenarın alanı. Paralel kenar nasıl bulunur? Bir taban çarpı o tabana ait yükseklik. Bu da 84'e eşittir. Bakın burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bu soruda evet basit bir soru. Hani böyle bir soru şimdi niye zaman kaybı gibi çözüyoruz diye düşünenler olabilir ama ben burada şöyle bir uyarı yapmak için aslında bu soruyu koydum. Uyarı da şu. 12'yi vermiş. Burada şöyle bir şey çizmiş. Tamam mı? Bak şöyle bir şey çizmiş. Buraya 7 demiş. Sen kalkıp burada 7 çarpı 12'den cevaba 84 diyemezsin. Arkadaşlar yukarıdan gelenin yükseklik olduğundan emin olman lazım. Yükseklik de ancak nasıl emin olunur? Dik açıyla geliyorsa bunun adı yüksekliktir. Yani buradan çizilen şöyle herhangi doğruların her birine sen yükseklik diyemezsin. Tamam mı? Bir doğrunun yükseklik olup olmadığına emin olmam lazım. Bakın yükseklik verilmişse, diklik verilmişse yükseklik olduğuna emin olabilirim. 10 çarpı 16'dan buranın alanına da 160 derim. Şimdi şekildeki ABCD ve KLMN dik dörtgenlerin çevre uzunlukları birbirine eşittir. Önce bunu bir kullanalım. KLMN'nin alanını soruyor zaten. Şuranın alanını soruyor. Burası da 10 mudur? Burası da 4 müdür? Evet. Burası da 6 mıdır? Tabii ki. Şuralara da x diyelim. Şimdi çevre A, B, C, D nedir? 4, 4, 10, 10. 10 çarpı 2 artı 4 çarpı 2, 28. Çevre KLMN nedir? 6 çarpı 2 artı x çarpı 2'den 2x artı 12'dir. Şimdi bu iki çevrenin birbirine eşit olduğunu söylüyor soru. O zaman 2x artı 12'nin 28 olması gerekecek. 12'yi eksi gönderdim. 2x 16. X'i ne bulurum arkadaşlar? X'i 8 bulurum. Şimdi bu ne demektir? KLMN'nin zaten bir kenarı 6 idi. Artık diğer kenarını da 8 bulabiliyorum demektir. Şimdi bu durumda alan 6 çarpı 8'den kaç bulunacak? 48 bulunacak arkadaşlar. Bu bir eşkenar dörtgen. AC yani AC bakın nedir? Köşegendir değil mi? Bu köşegenlerden biri ne kadarmış uzunluğu? 18. BD
20 bölü 2. 20 2'ye böl 10. 18 çarpı 10 nedir arkadaşlar? 180 santimetre kare bizim alanımız olur. O da nerede var? Adana şıkkı. Bakın özellikleri iyi bilin demiştim ya. Eşkenar dörtgende hatırlayın. Köşegenler kesişti mi? Parçalar eşit bölünürdü. O zaman alt taraf 10 ise burası da 10'dur. Burası 5 ise burası da 5'tir. Şimdi benim köşegenlerim ne oldu bakın. Bir köşegenin 10 artı 10'dan 20 oldu. Diğer köşegenin 5 artı 5'ten 10 oldu. Doğru mu? Şimdi benden ne isteniyor bakın. Benden alan isteniyor. Köşegenler çarpımı bölü 2. 200 bölü 2 nedir? 100 santimetre karedir. Tamam mı? Yüzü işaretleyelim. Eşkenar dörtgeni. Bakın. Bir tane köşegen çizdim buradan. Bir tane köşegen çizdim şu köşegenlerden biri 20. Diğerinin kaç olduğunu bilmiyorum. Bölü 2 alanı verir. Bu alan da 120. Yüzün bölü 1 diyelim. Bakın. Sadeleştirirsem 10 kalır, değil mi? 10 tane BD uzunluğu 120 ise BD uzunluğunu 12 bulabilirim. Soru ne istiyor? Zaten BD'yi istiyor. O zaman cevabı ne olacak? 12 olacak. Evet, yamuk. Hatırlayalım yamuğu. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Bakalım. Alt tabanım 11. Üst tabanım 4. Bölü 2 çarpı yüksekliğim de 8 vermiş. Devam edelim. 11 4 daha 15 bölü 2 çarpı 8. Bakın 8 ile 2 sadeleştirdim. 4. 15 çarpı 4'de ne bulurum? 60 santimetre kare alanımı bulurum. Nerededir? C şıkkı. Bakın demin çözdüğümüz sorunun aynısı. Ben buradan köşegenimi çizdim. Şimdi bir köşegenim 16 çarpı. Diğeri ağacı. Bölü 2 alanı verir. O alanda 200. İçler dışlar. 16 tane AC eşittir 400 mü? Şimdi iki tarafı 16'ya bölelim. Gitsin. 400'ün 16'ya bölümü ne olur arkadaşlar? 25 olur mu? AC'si olmuş. Bakın yükseklik bize soruluyor. Alanda ne verilmiş? 100. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı bilmediğim o yükseklik eşittir 100. 12 8 daha 20. Bakın şöyle 20. 20 bölü 2 10. 10x 100 ise x kaçtır? 10'dur. AH istenmiş mi zaten? Evet. O da buradadır. Bakın bunun alanı 60. Neresi sorulmuş? BC. Bakın demin bahsini etmiş olduğumuz dik yamuk. Dik yamukta yükseklik zaten yan uzunlukta hatırlayın. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Bu da eşit olmak zorundadır alana yani 60'a. Şimdi 5 ile çarp. 5x artı 40 bölü 2 eşittir 60 bölü 1. Çarpımı yapıyorum. 1 ile 5x artı 40'ı çarptım. 5x artı 40 eşittir 120.
40'ı tabii ki eksi gönderirim. 5x eşittir 80. X eşittir 16. Alt tabanımı 16 bulur muyum? Evet. Soru oranı dışında bir şey sormuş mu? Hayır. Cevabımız Diyarbakır seçeneği olacaktır. Eşkenar dörtgen. Hatırlayalım. Parçaların eşit olacağını hatırlayalım. 7'ye 7, 6'ya 6. Arkadaşlar, eşkenar dörtgende paralel kenarda demiştik ki köşegenler orta noktalarından kesişirler. Bunları unutmayalım. Tamam. Şimdi alan KLM ne? E köşegenler çarpımı 1'i 12, 1'i 14 bölü 2. 12, 2 ile sadeleştirdim. 6, 6 çarpı 14, 60, 24, 84 santimetre kare bulunur. Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde AC 18. Bakın AC 18. EF 6, BD 20, DC kaçtır? Arkadaşlar eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirleriyle orta noktalarında kesişirlerdi hatırlarsanız. Şimdi AC'nin tamamı 18 ise şuralar 9'a 9 olmak zorunda. Doğru mu? BD ne olarak verilmiş bakın. BD 20 olarak verilmiş. Doğru mu? O zaman buralarda 10'a 10 olmak zorunda mıdır? Evet. Arkadaşlar şimdi bu eşkenar dörtgenin tamamının alanı. Şimdi hata yok değil mi? 18'e 20. Evet. Köşegenler çarpımı bölü 2'dir. 180 eşkenar dörtgenin tamamıdır. Arkadaşlar eşkenar dörtgen 4 eşit bölgeye ayrılır. 180'i alan olarak 45, 45, 45 ve 45 olarak ayırabilirsin. Şimdi soru nereyi soruyor? DC'yi soruyor. Tamam mı? Soru DC'yi soruyor. Ha BC'yi bulmuşum, ha DC'yi bulmuşum. Eşkenar dörtgendir. Aynı şey. X dedim. Şimdi şu üçgenin alanı nasıl bulunur? Taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bulunur. Bu bana alanı verir. Alanım da ne olmalıydı benim? Alanım 45 olmalıydı. Tamam. 6x eşittir 90. X ne olacaktır? 15 olacaktır. Arkadaşlar bu x 15 ise bu da 15'tir. Bu da 15'tir. Bu da 15'tir. O zaman cevabım 5 şık olacak. Bu soru şu ana kadar çözdüğümüz en kaliteli sorulardan biriydi. Yine bir eşkenar dörtgen var. O zaman köşegenlerin eş ayrıldığını bilelim artık. Şurayı vermiş. Alan ABCD o eşkenar dörtgenin alanı köşegenler çarpımı bölü 2 midir? 8 ve 6 bakın tamamı. Sadeleştirdim. 3. 3 kere 8 24. Şimdi bu 24 aynı zamanda bakın bu şeklin aynısını ben de mi çizmiştim? Bu paralel kenar olduğunu da unutmayalım. 5 çarpı tabii bu arada bizden AH'ı mı istiyor? Heh. Aynı zamanda taban çarpı 10'a ait yükseklik bölü 2 ile de bulunur. O zaman 5 çarpı nedir bakın? Yükseklik. Pardon bölü 2 dedim. Paralel kenarda bölü 2 yoktu. 5x aynı zamanda alanı verir. Alandan neydi? 24. İki tarafı 5'e böldüm. X'i ne bulurum? 24 bölü 5'ten 4'tan 10'da 8 bulurum. 4,8 cevabımız olur. Şimdi şekildeki ABCD yamuk ve ABED eşkenar dörtgen. Verilenleri yazalım. AB 13. BC'nin tamamı 24. Yamuğun yüksekliği 12 boyalı bölgenin alanı. Bakın yamuğun yüksekliği 12. Şuraya 12 dersen. Yani ona paralel çizeceğim. Şu yükseklik de 12 olacak. Bu üçgen yüksekliği de 12 olacak. Değil mi? Şimdi ne sormuş? Bize ne demiş bakın.
Burası bir eşkenar dörtgen. Dolayısıyla şu BE'nin tamamı da 13 olmak zorunda. BC'nin tamamı neydi? 24'tü. O zaman buraya 11 gelmeli. Boyalı bölge taban çarpı yükseklik bölü 2. Sadeleştir. 6, 11 çarpı 6 ne olmalı? 66 olmalı. Cevabımız Adana şıkkı olacak. Şimdi taralı bölgeyi soruyoruz. Orta noktaları teğet olacak şekilde bir eşkenar dörtgen oluşturmuşuz biz burada. Tamam mı? Buna göre taralı bölgenin alanları toplamını sormuş bize. Arkadaşlar, şimdi bakın orta noktalarsa eğer şurası da 5, şurası da 6. Kalemimizin rengini değiştirelim. Daha belirgin olsun. 5, 6. Olsun. 6, 6, 5, 5. Şimdi bakın. Bu dikdörtgenin yani ABCD'nin alanı 12 çarpı 10 değil mi? 120. Ben bu alandan içerideki eşkenar dörtgenin alanını çıkarırsam taralı bölgeyi bulurum. Nedir? EFGH. Arkadaşlar, köşegenler çarpımı bölü 2 değil midir? Onun da. Bakın, bu köşegen 12 yukarıyla paralel. Bu köşegen 10 yan tarafla paralel. Bölü 2 ne olacak? 60. Bunların farkını sormuşum. 120 eksi 60, 60 santimetre kare bulunur. O da Diyarbakır şıkkındadır. Her bir kenarı 2 santimetre uzaklıkta bir karton parçası alınıyor. Kalan bölgenin alanı. Bakın. Kartonun içinden bir tane parça alıyorum. Her tarafa 2 santimetre uzaklıkta. Buranın tamamı 14. 2, 2 kestim buraya 10 kaldı. Buranın tamamı 24. 2, 2 kestim 20 kaldı. Şimdi bütün alan neydi? 14 çarpı 24. Ne çıkaracağım? 10 çarpı 20. 14 çarpı 24 ne yapar bakın? Hemen hesaplayalım. 16 elde 1 var. 8, 9, 4, 2, 6, 13, 3 elde 1 var. 336 yapar. Eksi 10 çarpı 20 zaten 200. 336'dan da 200 çıkarsa 136 santimetre kare elimizde kalacaktır. O da C şıkkı. Şimdi DEFG bir dikdörtgen bakın. D, E, F, G bir dikdörtgen. G, F 15. GF'nin tamamı 15. Taralı bölgenin alanı ne kadardır? Bakalım. Şimdi DEFG'nin bir dikdörtgen olduğunu biliyoruz. GF'nin 15 olduğunu biliyoruz. Taralı bölgenin alanı bizlere soruluyor. Şimdi şuranın tamamı 15 ise burası da 15 olacaktır arkadaşlar. Doğru mu? Bütün dikdörtgenin alanından üçgeni çıkarırsam taralı bölge kalır. Ben şimdi burayı tamamladım. Burası 8, 12 olabilmesi için 4 lazım. Üçgenin alanı yani alan D E, H üçgeni. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 30 olur. Bütün dikdörtgenin alanı A, alan E, D, G, F 12 çarpı 15'ten 180'dir. Şimdi bana taralı alan lazımsa bütün dikdörtgenin alanından yani şundan şurada bulduğum 30 santimetre kareyi çıkarmalıyım. Değil mi? O zaman taralı alan eşittir. 180 eksi 30'dan 150 olacaktır. O da bu seçeneğidir. Gençler, ML uzunluğumuz 7 ise NK uzunluğumuz da 7 olacak. Çevre 26. Bu ikisi 14.
Değil mi? Bu x'e 14. 26 için 12 lazım. 6'ya 6. Şimdi alan 30'muş. Alan nasıl bulunur? Taban çarpı 10'a ait yükseklik. Yani x eksi 3. 30. 6 ile 30'u sadece değiştirdim. 5. Bakın x eksi 3'e 5 kaldı. X'i 8 buldum. Tamam. Arkadaşlar, çokgenler, dörtgenler, alan, çevre, paralel kenar, özellikler, köşegenler vesaire vesaire. Şimdi onun dışında da genel çokgen özellikleri içeren formüller hepsini gördük. Çok fazla ayrıntı, detay ve formül içinde barındıran bir konu. Bunlarla alakalı bolca tekrarlar yapalım. Tekrarlarımızı sıkı tuttuğumuz durumda, sorularımızı da bolca çözdüğümüz durumda bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize dediğim gibi soru çözümlerini bolca yapın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.